Belki birkaç gün oldu ama halkın iradelerini yönetimle süsleyen, kendilerini ev emekçileri olarak gören zihniyete karşı buralarda yönetimde iradeleşen kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Değerli dostlar, değerli yoldaşlar, kapitalist emperyalist sistemin bize dayattığı hayat, hayat değil. Biz aslında onların bize bıraktıkları değil, halkın kendi yaşam alanlarını, kendi yönetim alanlarını kurmak için buralardayız. Sözün, yetkinin, kararın halkta olduğu bir anlayış. 1970'lerde bu ülkenin aydınlığı için ayağa kalkan gençlerin, onların öncüleri olan denizlerin, mahirlerin, mazlumların ve kaypakayanın bütün yoldaşlarının ardıları olarak buradayız. Ovacık'ta yakılan o ışık aslında siz yoldaşların vicdanında. Ovacık'ta yakılan o ışık aslında siz yoldaşların enerjisiyle pekiştiğini burada görüyoruz değerli yoldaşlar. Bugün 80 milyonluk bir ülkede, bugün 82 milyonluk bu ülkede tarımı yok edenler kapitalist emperyalistlerdir. Bugün kendi sanayisi olmayan bir ülke yaratanların önünde biz diz çöken değil, onların karşısında cüreti kuşanan, bilimi kuşananlar olarak buradayız. Düşünsenize, 8 yıldır savaşta olan Suriye'de patates alıyoruz. 8 milyon nüfuslu Bulgaristan'da saman alıyoruz. Rusya'da, Kazakistan'da, Tacikistan'da buğday alıyoruz, arpa alıyoruz. Sadece ve sadece Konya Ovası ve Amik Ovası bu ülkenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçte iken, bu ülkenin çiftçisini, üreticisini yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı biz sosyalistler, devrimciler, yurtseverler, komünistler onların oyuncaklarıyla oynayacağız. Onların tekerine çomak sokacağız. Onların bütün yaratmak istedikleri o kirli dünyanın karşısında yeni güzel bir dünya için mücadele edeceğiz. Yani var edeceğiz. Yani yaşamı savunacağız. Bu ülkede satılmadık bir yeri bırakmadılar. Bu ülkede dağları sattılar. Bu ülkede tarımı sattılar. Bu ülkede ovaları sattılar. Dereleri sattılar. Ormanları sattılar. Şimdi umudumuzu satmaya çalışıyorlar. Onlar bizim umudum, büyütmek istediğimiz umudumuza dokunamayacaklar. Biz bu umudu büyüteceğiz. Onların umudunu da büyüteceğiz. Dersim'de yapılan bu çalışma aslında birilerini yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı değerli yoldaşlar. Ovacık'takini önce sempatik bir durummuş gibi göstermeye çalıştılar. Sonra baktılar ki ülkenin 81 ilinde halkın işçileri, halkın bekçileri, halkına hizmet edenler yavaş yavaş yerel iktidarlara girmeye başladığını görünce galiba rahatsız oldular. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Biz onların uykularına gireceğiz. Biz onların ensesinde sıcak bir nefes olacağız. Şimdi o ışığı Munzur'un coşkusuyla Dersim'e taşıyoruz. Şimdi o ışığı Munzur'un coşkusuyla Mut'a, Hacı Bektaş'a, Nazmiye'ye, Pülümür'e, Mazgirt'e, Akpazar'a, Hozat'a, yani
Dersim merkeze taşıyoruz. Değerli Dersimli yoldaşlarım, değerli Dersimliler, değerli Dersim'in dostları, şimdi tam zamanı. Bir sosyalist model geliyor. Bir sosyalist model yaratacağız. Bu modelin bir parçası da sizsiniz. Bu modelin bir enerjisi, bir de vicdanı sizsiniz. Kadınlarla birlikte bir bütün toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uyarak birlikte yönetimi, birlikte yönetmeyi ve bu halka birlikte hizmet etmeyi karar altına alındı. Kim tarafında? Sözü de yetkiyi de kararı kendisine alan sizler tarafında, halkımız tarafında. Yeni bir hayal kurmaya başladık. Bu hayal demin yoldaşımın söylediği gibi yeni bir dünya, yeni bir ülke. Değerli yoldaşlar, gittiğimiz her yerde yapılan bu çalışmaları ütopya olarak gösterdiler. Bilmeden güzel bir kelime, güzel bir duyguya dokundular. Evet, bu bizim ütopyamız. Ütopya hayallerimizin prensesidir. Biz prensesimize ulaşana kadar, ütopyamıza ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. O ütopyanın olmadığını herkese göstereceğiz. Şimdi birkaç dakikalığına da yoldaşıma bırakacağım sözümü ama şunu söylemeden geçemeyeceğim değerli yoldaşlar. Artık büyük bir havuz, boşaltılmak istenen büyük bir havuza vicdanların dolduğunu görüyoruz. Hepimizin vicdanı orada toplanacak. Bu havuz taşacak. Bu havuz Türkiye'nin 81 iline taşıyacak. Bu havuz ülkemizin dışındaki mazlum halklara taşıyacak. Şimdi sosyalistler geliyor. Şimdi komünistler geliyor. Sizlerden beklentim 31 Mart'ta Türkiye'deki bütün sosyalistlerin, komünistlerin girdiği bütün alanlarda onları desteklemeniz. Yani Türkiye Komünist Partisi'ne oy vermeniz değerli yoldaşlar. Sözlerimi bitirirken size üyesi olduğum Sosyalist Meclisler Federasyonu adına selamlıyorum değerli yoldaşlar.